Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videomda kutu içeceklerdeki ve salçalardaki bu açma halkasıyla nasıl küpe yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey atmıyoruz. Her şeyi birçok şeyi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Böyle çok şık bir küpe yaptım ben. Gayet hoş oldu rengarenk küpeler hazırlayabilirsiniz. İpim bu şekilde arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. Daha önce de bileklik yapmıştım. Takılar için çok uygun bu ipin kalınlığı. Almanızı tavsiye ediyorum. Markası bu şekilde. Numarası yok. Altı da bu şekilde. E, boncuklarım var. İlk önce ben boncuklarımı ipe dizerek başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar boncuklarımı dizdim. Şimdi örmeye başlayabilirim. İpimi çıkartıyorum iğneden. Şurada bir leke var. Bunu keseceğim. Boncukları şu anda kullanmayacağız. Bir tane zincir yapıyorum. İpimi sabitlemek için eee Halkamı alıyorum arkadaşlar. Şu büyük olan kısımdan başlıyorum öncelikle. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buradaki ipi de arada yürüterek halkamı sık iğneyle doldurmaya devam ediyorum. Böyle arkadaşlar sık iğne yaparak halkamızın içini dolduruyoruz. Alt kısmını doldurdum arkadaşlar. Şimdi yan tarafa atlıyorum. Bu şekilde görebilirsiniz. Yine sık iğne yaparak burayı dolduruyoruz. Tam bir sayısı yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Belli bir dolgu sayısı yok. Doluncaya kadar doldurabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi üst kısmını da doldurdum. Geriye dönmüyorum. Direkt ileriye devam ediyorum. Başlangıçtaki sık iğnemizin içinden tığımı geçiriyorum bu şekilde. Bir tane ilmek alıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı yere ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde Bu sırayı da ikili tırabzan yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı çok basit herkes evinde deneyebilir. Kesinlikle atmayın bu açma halkalarını. Daha sonra da farklı videolar hazırlayacağım sizler için. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Şimdi burada ben hızlanıyorum. Hepsinin tepesine bir tane batıyoruz arkadaşlar. Tek tek Boncuklarımızı da arkaya itelim. Onları şimdiki sırada kullanacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sırayı bitirdim. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum. Şimdi sıra boncuklarımızı kullanmaya geldi. Boncukların bir kısmını öne getirdim. Bir tane zincir çekip geri döndüm. Sonra şu aradan ilk yaptığım baştaki son yaptım sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip bir ilmek alıp kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Hemen yanındakinden yanındaki göze batırıp kapatıyorum sık iğne ile. Bakın bu şekilde görünüyor ön tarafı. Tekrar aynı şekilde bir boncuk alıyorum araya sık iğne ile kapatıyorum. Arada bir boncuk var. Tığımda hiç ip yok. Hemen sıradaki sık iğnenin tepe, deliğin tepesinden tığımı geçirip sık iğne yaparak kapatıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Boncukları almayı unutmayın. Boncukları ilk sırada geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar başlangıçta. İpinize uygun bir e, iğne kullanın. Boncukların gözde e, çok ince de değil, çok kalın da değil, orta kalınlıkta ipin kalınlığına uygun bir boncuk kullandım ben. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durduracağım, bitireceğim. Sonra bitmiş haliyle geleceğim. Evet arkadaşlar son sıraya geldim ben bu şekilde. En sonuncu yaptığım bir tane zincir çekiyorum. Birkaç tane boncuk kaldı ipimde. Fazla geçirmişim. Şimdi onları çıkartırız. Sorun değil. Kalan ipi de arkada yürütelim. Böyle arkadaşlar boşluklardan tığımızı geçirip kalan ipimizi de bu şekilde aradan çektiriyoruz. Biraz katlarından alınmış. Evet arkasını temizledim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi küpe aparatımız var. Küpe aparatımızın bu şekilde tepesini birazcık boşlatıyoruz. Ardından tam küpemizin ortasına gelecek şekilde şöyle boşluktan takıyoruz. Sıkılaştıralım. E pense de kullanabilirsiniz sıkılaştırmak için. Böyle arkadaşlar küpelerim hazır. Gördüğünüz gibi fikirlerinizi yorumlara yazarsanız e, sevinirim arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.